Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık. Tek başlık altına toplamak istersek olasılık da diyebiliriz. Ama bu dördünü inceleyeceğiz. Bu dördünü incelemeden önce arkadaşlar saymanın temel ilkesiyle dersimize başlıyoruz. Bunu öğrendikten sonra permütasyona geçiş yapacağız. Saymanın temel ilkesi arkadaşlar iki şekilde oluyor. Saymayı ya toplama yoluyla yapıyoruz ya da çarpma yoluyla yapıyoruz. Bu ne demek? Ne zaman toplama, ne zaman çarpma yapacağız? Onu da görelim. Bir A olayı M farklı yolla bir B olayı en farklı yolla gerçekleşiyorsa A veya B olayı M artı en farklı yolla gerçekleşir. A ve B olayı M çarpı en farklı yolla gerçekleşir. Bu şekilde özetliyoruz arkadaşlar toplama yolu ve çarpma yolu gösterimi. Eğer soruda iki olayla arasında veya ile birleştirmişse A veya B olayı kaç farklı şekilde gerçekleşir diyorsa toplama yapıyorum. A ve B olayı diyorsa yani her ikisinin de olmasını istiyorsa o zaman da M çarpı en farklı yolla gerçekleşir diyorum. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. V deyince arkadaşlar hep aklımıza kesişim gelecek veya deyince de birleşim gelecek demiştik. Bu olasılık konusunda da geçerli. Bunu unutmayalım. Şimdi ilk örneğimiz arkadaşlar şu şekilde olsun. 5 kazak 4 5 kazak V diyelim. Ve 4 pantolon arasından bir pantolon veya bir kazak kaç farklı yolla seçilebilir? Bu ilk sorumuz A diyelim buna. B de bir pantolon ve bir kazak kaç farklı yolla seçilebilir? Birinci örneğimiz arkadaşlar sorunun kökünde V var. Bu bizim için önemli değil. Sorunun anlatım kısmında. İstenilen kısımdaki V veya V önemli. 5 kazakla 4 pantolonumuz var. Bir pantolon veya bir kazak seçeceğiz. Şöyle düşünüyorum. Pantolon seçmek istersem kaç tane seçeneğim var? 4 seçeneğim var. Kazak seçmek istersek arkadaşlar kaç seçeneğimiz var? 5 seçeneğimiz var. 4 pantolondan seçeneğim var. 5 kazaktan var. Topluyorum. 9 farklı seçenek yapabiliyorum. Veya dediği için topladık. Aşağıda ise hem bir pantolon hem de bir kazak seçeceğim. Kazak için arkadaşlar 5 seçeneğim var. Kazak seçtikten sonra pantolon için kaç seçeneğim var? 4 seçeneğim var. İkisini de istediğim için 5 çarpı 4 da sorumuzun cevabı 20 olmuş oldu. Eğer iki olayın ikisi birden gerçekleşmesi isteniyorsa yani birinci olay gerçekleşiyor bittikten sonra ikinci olay da gerçekleşiyorsa birinci olaya da bağlıysa arkadaşlar ve birbirlerini çarpıyorum. İki olay birbirinden bağımsız gerçekleşiyorsa ya pantolon ya da kazak alacağım. 4, 5 topluyorum. 9 olmuş oluyor. Başka bir örnek. 9 kişi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı yola seçilebilir? Bu da arkadaşlar şimdi çözdüğümüz örneğe benziyor. 9 kişi var. 9 kişi var. Bir başkan bir de başkan yardımcısı seçeceğiz. Başkan seçelim önce arkadaşlar. Başkan seçiyorum. Kaç kişi arasından? 9 kişi arasından. Başkanlık için 9 adayım var. 9 kişiden birini seçeceğim. Sonra bir tanesini başkan seçtim. Kaç kişi kaldı arkadaşlar? 8 kişi. Bu 8 kişiden de bir başkan yardımcısı seçeceğim. Kaç seçeneğim var? Yine 8 kişi arasından bir kişi seçeceğim için 8 seçeneğim var.
Başkan seçtikten sonra başkan yardımcısı seçiyorum. Birbirine bağlı, aynı kişi hem başkan hem başkan yardımcısı olamaz. Ve zaten arada V bağlacımız da var. 9 çarpı 8'den kaç oldu? 72. Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter diye devam etseydi soru, 9 çarpı 8 çarpı 7 diyecektik. Başka bir örnek. A şehrinde, burası A, B ve C şehirleri. Bu gösterdiğimiz arkadaşlar yollar. A'dan B'ye giden 5 farklı yol, B'den C'ye giden de 3 farklı yol vardır. A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi B'ye uğraması koşuluyla, yani birbirlerine bağlı olaylar bunlar. A'dan C'ye kaç farklı yolla gidebilir? B seçeneğimiz A'dan C'ye kaç farklı yolla gidip dönebilir? C'de arkadaşlar geçtiği yoldan tekrar geçmemek üzere tekrar geçmemek koşuluyla A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidip dönebilir? Şimdi bu sorumuzu inceleyelim. A'dan B'ye 5 tane yolumuz var birbirinden farklı. B'den C'ye de 3 farklı yolumuz var. A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi var, B'ye uğrama koşuluyla. Yani önce A'dan B'ye geleceğim, sonra B'den C'ye. Birbirlerine bağımlılar, çarpma yolunu kullanacağız. A'dan C'ye kaç farklı yolla gidebilir diye sormuş. Evet, bakıyoruz A'dan C'ye kaç yolumuz var arkadaşlar? 5. B'den C'ye kaç yolumuz var? 3. 5 çarpı 3'ten 15 yolla gidebilir. B şıkkına geçtik. A'dan C'ye kaç farklı yolla gidip dönebilir demiş. A'dan B'ye 5 yolla gitti. B'den C'ye 3 yolla gitti. Geri dönüyor. C'den B'ye 3 yolu var tekrar. B'den A'ya da kaç yolu var? 5 yolu var. 5 kere 3, 15. Bir 15 de burada var. Çarptım, 225 yaptı. C'de de arkadaşlar geçtiği yoldan tekrar geçmemek üzere diye bir koşul belirtmiş. A'dan B'ye 5 yolu var. Diyelim ki bir tanesi bundan geçti. B'den C'ye 3 yolumuz var. Diyelim ki bundan geçti. Giderken bir sorun yok. Dönerken geçtiği yoldan tekrar geçmeyecek. C'den geri dönüyorum. Normalde 3 seçeneğim vardı. Birini kullandığım için kaç kaldı? 2. B'ye geldim. B'den A'ya 5 tane vardı. Birini kullandığım için 4 tane kalmış oldu. Bunları çarpalım arkadaşlar. 5 kere 3 15. 2 ile çarptım, 34 ile çarptım. 120 farklı yola gidip dönebiliyormuş. Şimdi gelelim kaç sayı yazılabilir sorularına. Sorumuz da şu. Bir A kümemiz var. Elemanları 1, 2, 3, 4, 5. Kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı A kaç sayı yazılabilir? B rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? A şıkkından başlıyoruz. 5 tane elemanımız var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlarla 3 basamaklı sayılar yazacağız. Kaç sayı yazılabilir diye sormuş. Şöyle yapıyoruz. 1'ler onlar, 100'ler basamağı bunlar. Buradan başlıyorum. Herhangi bir koşul yoksa en baştan başlıyorum.
Bu basamağa hangisi gelebilir arkadaşlar? Bu 5 taneden hepsi gelebilir. Kaç tane sayı gelebilecekse onu yazıyorum. 5 sayıdan biri gelebilir. 5. Buraya yine 5 taneden hepsi gelebilir. Buraya yine 5 tane hepsi gelebilir. Çünkü rakamlar farklı dememiş. 5'in içinde 0 yok. Hepsi aynı. Çarpıyoruz arkadaşlar. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5'in kübü o da kaç eşit? 125. Geçtik B'ye. Yine 3 basamaklı sayı yazacağım. Ama bu sefer arkadaşlar rakamları farklı. Buraya geldim. Kaç seçeneğim var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 seçeneğim var. Herhangi birini kullandım. Kaç seçeneğim kaldı? 4. Başka bir tane daha kullandım. Kaç seçeneğim kaldı? 3. Azaltarak gittim. Çünkü rakamları farklı demişti. 5 çarpı 4, 20, 20 çarpı 3'ten 60 sayı olmuş oldu. Bu 125 tane 3 basamaklı sayı arkadaşlar. Bu 60 tane de rakamları farklı 3 basamaklı sayı. Bu 125 ile 60'ın arasında kalan sayılarsa arkadaşlar kaç sayımız var? 65 sayı. Bu 65 tane sayı da arkadaşlar en az 2 basamağındaki rakamları aynı olan sayılar demek. Yani 223 gibi 2 basamağı aynı veya 222 gibi 3 basamağı da aynı olan sayılar. Rakamlı farklılığın tam tersi en az 2 basamağı aynı olan sayı demek. Eğer soruda en az 2 basamağı aynıdır derse tüm 3 basamaklılardan rakamları farklı 3 basamakları ne yapacağız? Çıkartarak yapacağız. Peki işin içine 0 girerse ne yapacağız? Ona bakalım. 0 ile bir sayı başlarsa basamak sayısı azalır. En başa 0 yazamıyoruz. Bakalım onu nasıl işlem yapacağız? Kübevizsel elemanları 0, 1, 2, 3, 5 ve 6. Kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı A kaç sayı yazılabilir? B rakamları farklı. Kaç sayı yazılabilir? C rakamları farklı 5 ile 10 bölünen kaç sayı yazılabilir? D şıkkı arkadaşlar rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir? E'de rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi A şıkkını kaç sayı yazılabilir diye sormuş. 3 basamak, 3 çizgi yapıyorduk. En baştan başlıyorduk. Şuradan başlıyoruz. Diler onlar yüzler basamağından. 0 hariç hepsi gelebiliyor. 0'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Elimizde kaç elemanımız kaldı? 1, 2, 3, 5 ve 6 olmak üzere 5 eleman. Buraya 5. Buraya geldik. 0'ı açtım. Hepsini yazabilirim. Kaç elemanım var? 6. Buraya da hepsini yazabilirim. 6. Hepsini çarpıyoruz. 5 çarpı 6, 30, 30 çarpı 6'dan 180 tane 3 basamaklı sayı yazabiliyormuş bu kümenin elemanlarıyla. Rakamları farklı derse. Geldim buraya arkadaşlar. 0 yazamam. Kapattım. 1, 2, 3, 5 ve 6 olmak üzere 5 tane seçeneğim var. Ve bu 5 tane seçenekten herhangi birini kullandım. Mesela biri kullandık. Bu sefer onlar basamağına geldim. 0'ı açtım. Bir tane kullanmıştım. Yine kaç sayım kaldı? 5 rakamım kaldı. Buraya geldim. Bunların herhangi birini yine kullandığım için 1, 2, 3, 4 tane seçeneğim kaldı. Bakın bununla burada 0'ı saymamıştık. Burada ise 0'ı tekrar hesaba kattık ama bir tane sayı kullanmıştık. O yüzden bu ikisi aynı oldu. 5 çarpı 5, 25. 25 çarpı 4'ten 100 tane sayı. Rakamları farklıymış. Aradaki 80'de neydi arkadaşlar? En az 2 basamağı aynı olan sayılardı.
Geçtim C şıkkına. Rakamları farklı 5 ile tam bölünen diye demiş. Bunu nasıl yapacağız? 5 ile tam bölünmek demek son basamağında 0 veya 5 gelmesi demekti. Son basamağa 0 geliyorsa arkadaşlar ayrı inceleyeceğiz. 2 ayrı durum var. Son basamağa 0 gelebilir veya neydi arkadaşlar? Toplama son basamağa 5 gelebilir dedik. Sıfırlı olanı daha kolay hesaplayacağız. Şunu da düzeltelim. Şuraya yazalım kümemize. Elemanlarını. Sıfır zaten kullandım. Son basamağı yazdım. G'ye kaldı. Kaç elemanım? 5 elemanım. Burada eğer bir koşul varsa böyle 5 ile tam bölünen tek çift gibi. Buradan başlıyorum. Koşulu sağladıktan sonra direkt en baştan başlıyoruz. En başa geçtim.